Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun ara bir aradan sonra sizinle birlikteyiz tekrardan. Aracımızdaki büyük sorunlar çözüyoruz. Onları yavaş yavaş toparlıyoruz. Aracımızda şimdi testlerimizi bağlayacağız. Aracımıza her şeyi bağladıktan sonra ufak tefek eksikleri kalırsa da onları da yavaş yavaş araba çalışıyorken yaparız. En azından arabamızı yürütelim artık. Yani bu çok uzun süre oldu. İlk başta ses sistemine modifiyesine teypten başladım. Teybi mont alacağım. Zaten kabloları da çekmiştik. Bu şasesi, bu kontaktan gelen uç, bu da sürekli 12 volt. Yani teybimizin hafıza RAM kablosu. Bu kablo sayesinde teybimizdeki hafızası gitmeyecek. Şimdi bunların bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şu sarı olanı sabit elektrik vereceğiz ki teybimiz hafızayı kaybetmeyecek. Kırmızı olanı da kontaktan gelen uç. Yani kontağa bağlı olacak. Kontağı açtığımızda teybimiz çalışmaya başlayacak. Bu şekilde de bağlantıları yapalım. Bunu sarıya bağlayacağım. Ya aslında bunların ikisi de 12 volt. Böyle de bağlayabilirsiniz ama bu sefer ne olacak? Kontağa bağlı olmayacak. Teyp sürekli açık bir pozisyonda kalacak. Yani teybi açık unuttuğumuzda teyp sürekli çalmaya devam edecek. Bu da aküyün zayıflamasına sebebiyet verebilir. Ondan dolayı kontağa bağlamak her zaman daha iyi bu teypleri. Güç kablolarımızın bağlantısını gerçekleştirdim. Sarı, kırmızı ve siyah kabloları bağladık. Bunlar teybimizin çalışması için gerekli olan kablolar. Diğer kabloları kullanmayacağım. Amfi kullanacağım için bu kabloları kullanmayacağım. Bunlar da 4 tane hoparlör çıkışı var bu teypte. Dilerseniz buradaki overleri buraya da bağlayabilirsiniz. Ancak amfi daha güçlü olacağı için ona bağlayacağım. Bu kabloları o yüzden kullanmayacağım. Sadece şu 3 kabloyu bağlamam yeterli olacak. Bir de bunlar da zaten ses yani. Şundan ikisi. Amfiyi daha bağlamadığım için henüz takmadım. Şu gelen kablo ise amfimizin tetik ucu. Mavi kablo yani buraya bağlanacak. Bunu da buraya bağlayıp teybimizi kapatıp açtığımız zaman amfimiz de kapalı açacak. Yani bu mavi uç o işe yarıyor. Ama şimdi teybimizi çalıştırmayı deneyelim. Herhangi bir sıkıntı, problem var mı? Ona bir bakalım. Ondan sonra o işlere geçeceğiz. İlk olarak aracımızı kontağa alıyorum. Anahtarımızı çeviriyorum şu an. Şu şekilde açtım kontağımızı. Şu an aküyü tam takmamışız. Aküyü bir takalım. Akümüzü takıp geldim. Şu an çalışıyor, sıkıntı yok. Şimdi kontağı açacağım. Şu şekilde. Kontağı açtım. Kontağı açtıktan sonra teybimize elektrik geldi. Bu şekilde görebilirsiniz. Artık teybimiz kontağa bağlı. Burada setup diyor. Yani amfimizin ayarlarını istiyor. Ayarlarımızı istiyor. Ayarladıktan sonra ise bakacağız onlara. Şu şekilde. Şimdi kontağı kapatıyorum. Kontağı kapattığımda teyp de kapanmış oluyor. Yani teyp tesisatımızın bağlantılarında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkaya 4 tane oval kolonumuzu bağlayacağız. Kolonlar burada. Onları da bağlantısını yapıp bir teste yapacağız tabii ki de. Bir de size yerinde montajladıktan sonra göstereyim. Bu şekilde. Kontağımız açık ve teybimiz çalışıyor. Şimdi kontağı kapatacağım. Gördüğünüz gibi kontağı kapattığımızda teybimiz de elektriği kesmiş oluyor. Tekrar kontağı açıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Direkt teybimiz açıldı. Bu şekilde kontağa bağlı. Gayet de güzel oldu. Şimdi arka tarafa geçip ovalleri bağlayacağım. Evet, kolonlarımızı bu şekilde taktık. 2 tane kamot, 2 tane finer olmak üzere 4 tane ovalimiz store amfiye bağlı. Subwoofer'ımız ise mono amfiye bağlı. Şimdi testine geçeceğim. Ama ondan önce bagaj kabinini yapmıştım. Bagaj kabinini göstereyim. Bagaj kabininin yapım aşamaları da mevcut. Yapım aşamalarını da hep birlikte görelim. We'll be right back.
Bundan sonra ise tesisatla işimiz kalmadı. Bu arada araçta çift akü olacak. Arkaya bir akü daha ekledim. Bununla ilgili projem vardı demiştim. Aküyü göstermiştim Oda vlogunda. O aküyü de sisteminde kullanacağız. Onu da nasıl kullanacağını hakkında ayrı bir video yapacağım. Şimdi ben montajlarını gerçekleştirdim. Size onun hakkında yani çift akü nasıl araca montajlanıyor, nasıl birbirinden ayrım yapılıyor bunları göstereceğim. Şimdi bagaj kısmına geçelim ve görün.